Genç kızın arkasında iki tane eli silahlı adam vardı. Uçurumun kenarına kadar onu takip ettiler. Lara bu adamlara yakalanmaktansa ağacın üzerinden karşıya geçmeyi deneyecekti. Adamların ateş açmasıyla beraber irkildi ve ayağa kayarak aşağıya düştü. Hadi hep beraber hikayenin başlangıcına dönelim. Lara küçük yaştan itibaren babasıyla birlikte vakit geçirmeyi çok seviyordu. Ama bir gün babası bir seyahate çıktı ve asla geri dönmedi. Babası çok zengin bir adamdı. Lara'ya yüksek miktarda miras kalacaktı. Mirası alabilmesi için babasının öldüğüne dair bir belgeyi imzalaması gerekiyordu. Tam da o sırada babasından kalan bir bulmacayı buldu. İçerisinden bir kağıt çıkmıştı. Onu araştırmaya başladı. Çözmüş olduğu bilmece onu gizli bir odaya götürdü. Bu gizemli odada babasının bırakmış olduğu vasiyeti ve gitmiş olduğu adanın tam konumunu buldu. Babasının öldüğüne inanmıyordu. Onu bulabilmek için adaya yolculuğa çıkmaya karar verdi. Adaya ulaşmak için bir tekne sahibiyle anlaştı ve yolculuğa çıktılar. Ama hava şartları çok kötüydü. Tekne alabora oldu. Filmin devamı bir sonraki bölümde. Bizlere abone olmayı unutmayın.